Merhaba sevgili Saatiye Türk izleyicileri. Bir cevap veriyorum programında daha yeni bir konuk ve konuyla sizlerle birlikteyiz. Salgınla birlikte hayatımıza giren yeni soruları, eski soruların yeni formatlarını konuştuğumuz programımızın bugünkü konuğu Arzayem Türkiye'den Senem Ekener. Hoş geldin Senem abla. Merhaba, hoş bulduk Yokan. Çok teşekkür ederim çağırdığın için. Ee, onur duyduk. Ee, i̇yisin umarım. Hamdolsun. Yani iyinin yeni tanımı var herhalde ama çok şükür. Şükredecek çok şey var. Bazı günler biraz daha zor diğerlerinden. Hı hı. Ama Rabbin desteğiyle sanırım ilerleyebildiğimizi söylemek en doğru cevap olacak. Amin. Hem iyinin hem de başka birçok şeyin aslında yeni tanımları var hayatımızda. Hı hı. Biraz biz bu program başladığından beri bunları konuşmaya çalışıyoruz. Hı hı. Aslında bu bir iddia. Yani birçok şeyin yeni tanımları ya da yeni normalleri olduğu ifade ediliyor. Evet. Özellikle sosyal medya merkezi tartışmalarda. Ee, Hı -hı. Sence böyle bir yeni normalden bahsetmek gerçekten mümkün mü? Bu salgın hayatlarımızda gerçekten böylesi bir derin bir değişim yarattı mı? Hı -hı. Ee, sanırım bunu anlamak için oldukça fazla zamanımız var. Ama hem bunu yaparken bir taraftan da e, bir öz farkındalığın çok derinleştiğini düşünüyorum. Programın bu yeni elbette zorunlu formattan ötürü cevap veriyorum. Bu aslında bir girişim, bir şeyin bazen çoğu zaman cevabı olamıyor. Tam netlik arıyoruz ve insani doğamızdan arıyoruz bu netliği aslında. Yeni bir norm oluşturmaya çalışıyoruz, düzen oluşturmaya çalışıyoruz, cevap vermeye çalışıyoruz. Ama bu çabanın kendisi bence bu sürecin asıl parçalarından biri. Yani bunu, bu konuda çabalamaya çalışmak. E, yeni bir e, normal e, dış faktörler açısından sanırım herkes için oluşmaya başladı. E, evde farklı bir rutin düzen mümkün olduğunca, e, sağlıkla ilgili alınacak te te tedbirler ki daha önce olmayan şeyler bunlar e, ya da zaman kullanımı ile ilgili bir takım girişimler. O zaman yeni bir düzenden söz etmek sanırım bir yere kadar mümkün. Ama fark ediyoruz ki kontrol edebileceğimiz kısmı yaşamımızın çok sınırlı. Sanıyorum ana farkındalıklardan biri insanın e, çevrelediği hayatının ya da kendi sağlıklı sınırları içinde yaşamında pek çok şey üzerinde çok az bir kontrolü olduğuyla ilgili bir yüzleşmesi var. Ben bu tarafı daha fazla önemsiyorum çünkü orada çaba var aynı zamanda ve e, tümüyle elbette bir Hristiyan dünya görüşüyle yaklaşıyorum bu konuya. O zaman da Tanrıya olan ihtiyacım e, ve ona olan bağlılığın yeri çok daha artıyor ister istemez. Ve bir sen de ben de biliyoruz ki bu Tanrı'nın arzuladığı bir ilişki biçimi. Şimdi bu duraklama aslında yeni bir normalden ya da rutinden söz edecek olursak onunla ilgili eğer imkanımızı bulduysak önemli bir farkındalık. Ben bu taraftan yaklaşmayı seçiyorum genelde. Çünkü ihtiyacımın da o olduğunu görüyorum. Kendi kontrol edebildiğim ya da rutinimi aldığım şeylerde çok büyük bir sorun olmuyor, olmadığını fark ediyorum. Ama asıl ihtiyacım olan işte dışsal öğelerin çok cevaplayamadığı noktalarda aslında Tanrı'ya ne kadar fazla ihtiyaç duyduğumu ve o sığınmanın, teslimiyetin, teselli bulma arayışının aslında hiçbir zaman da normalinin ne olduğunu ayrımsayamadığımı fark ediyorum. Belki öyle başlayabilirim. Bilmiyorum senin için nasıl ama ben sanki birçok şeyi Tanrı olmaksızın yapabiliyormuşum da şimdi o ihtiyaçlar çok daha fazla e, su yüzüne çıkıyor gibi bir farkındalık yüzleşme ama herhangi bir e, suçluluğun olmadığı için de e, bir, bir yaklaşım sanırım diyebiliriz buna. Aslında bu değişim yani benim açımdan e, kabul edilebilir kabul edilemez tarafları olduğunu fark ettim Hı -hı. keşfettim Ben de yani Hı -hı. özellikle kontrolle vurgu yapman Hani benim açımdan çok faydalı Çünkü evet. e, Belki de aslında değişimle birlikte gelen korkunun da en büyük sebebi bu kontrolü hem Tabii. kaybediyor oluşumuzu fark etmemiz hem de bazı şeylerde gerçek bir kontrole sahip olmadığımızı e, fark ediyor olmamız. Hani ben hı hı. E, kendi hayatımı bu anlamda ee, hem netleştiğini fark ediyorum hem de aslında belki de keşfetmem gereken daha farklı alanlar olduğunu da görüyorum evet. şimdi. Evet. Yani e, ama yine de bende bir kafa karışıklığı yaratmaya devam ediyor bu süreç. Hı -hı. Çünkü Hı -hı. yani bugün yaşadığımız bir tarafı var bu krizin. E, bir de şimdi geleceğe yönelik olan başka kaygılar taşıyorum. Yani evet. e, tekrardan o sosyal hayata karışmak, e, eskiden benim için çok sıradan olan şeyleri devam ettirmek ee, bunu nasıl yapabilirim? Hı hı. ve Bu konuda Tanrı'nın yardımını nasıl alabilirim? Çok emin değilim açıkçası. Hı 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 hı. Bununla ilgili ya, daha önce herhangi bir referansımızın olmaması sanırım önemli noktalardan biri. Biz böyle bir şey kendi yaşam dilimimizde yaşamadık. O yüzden e, bu kafa karışıklığımız bence çok normal e, ya da Tanrı'ya bu sorularla yaklaşmamız çok normal ve aslında iliş, onunla olan birebir ilişkimizin derinleşmesi için de davet gibi bu aynı zamanda. Ama tabii ki perspektif her zaman bizim nereden baktığımızla çok ilgili oluyor. Bu eğer daha önce bir öncelik değilse yaşamamızda şimdi olması biraz daha zor elbette haliyle. Ya da kontrolü hep kendi elimizde tutup hem kendimizi hem diğer insanları denetleme eğilimindeysek bu şimdi tabii ki daha da zorlaşıyor. Ama aynı zamanda bu daveti Tanrı'dan ne kadar alıp e, ve mümkünse insanın yaşamına baktığımızda örneklerden e, benimseyebileceğimiz bir şeyler yakalıyorsak o kadar da daha yaklaşabileceğimiz bir şey oluyor. Ama sanırım bu e, ilişkimizin derinleşmesi için nihayetinde evet. önemli bir davet diye düşünüyorum. Çok soyut kalabilir ama senin için de benim için de bu aslında çok somut bir hale dönüşebiliyor. Bu Tabii ki konuştuğumuz şeyin çok bireysel bir tarafı yani Tanrı ve biz varız özel bir dua zamanından bahsediyoruz, işte kutsal kitap e, okuma disiplinimizden söz ediyoruz burada. Ama senin biraz önce söylediklerin arasında tabii ki e, sosyal varlıklar olduğumuz ve ilişkiyle aslında beslendiğimizi unutmadan bakmamız lazım. O tarafını da asla göz ardı edemeyiz o sebeple hı hı. ve bazı sosyal dinamiklerimiz aslında ancak grup halinde yaşadığımızda oluşan şeyler. Ve bu söylediğin sorular sanırım, sorgulamalar orası için daha fazla. Örneğin kiliselerimizde tekrar bir araya gelebilecek miyiz? İşte beraber ibadet edebilecek miyiz? Beraber ağlayabilecek miyiz? Yaz tutabilecek miyiz? Tekrar sevinebilecek miyiz? Bunlar e, çok haklı sorular. Ve e, Tanrı halkıyla işte eee e, Tarna'nın arasına mesafelerin girdiği zamanlar var. Biraz eskantlaşma daha fazla yardımcı oluyor aslında. Çok spesifik bir şey hatırlamamakla beraber, bu arzunun mezmurlarda örneğin çok ortaya çıktığını hatırlıyorum ben. İşte ne zaman bunlar bitecek ya da kötülük karşısında içini tanrıya dökme, işte duasını yazma, tövbe satırlarını yazma gibi şeyler mezmurlarda çok yakaladığım şeyler oluyor. Ee, o yüzden hem bunun bir bireysel tarafı var, yani Rab'le bizim bir arada geçirdiğimiz tarafı var. Hem de aynı zamanda topluluk olarak bu yalnızca elbette kiliselerimize ya da imanlı topluluklarımıza Hristiyan topluluklarımızda değil, e, yani bir sosyal e, gözlem olarak e, kendi yaşadığımız şehirde, mahallemizde büyütürsek e, işte beldemizde neredeyse bu. E, birlikte aslında gözden geçirmemiz gereken şeyler olacak. Bu konuda sanırım sosyal bilimcilere ya da psikologların gözlemlerine çok önem de vermemiz gerekiyor elbette Tanrı sözünün süzgecinden geçirerek bunları. Ama bir her zaman var olanın ya da yaşananın tam tersi modelini görüyoruz İsa Mesih'te. Yani bizim bildiğimiz insan limitliliğiyle kabul ettiğimiz ne varsa onu al aşağı eden bir yaklaşım sunuyor. İsa bize kendi yaşamıyla ilgili olarak. Ve buradan da öğrenebileceğimiz çok şey var. Bazı örneğin geçmiş bu dönemlere baktığımız zaman çok radikal eylemlerini görüyoruz Hristiyanlığı. Bu mesela benim için de çok Rab'le zaman geçirdiğim bir alan. Acaba nereye kadar hala pratik olarak komşumu sevmeye devam etmem gerekiyor? Bunu Sahtedi'de biz Dünya Görüşü programında da işlemiştik Volkan'la beraber. Ve acaba bu tür tabii ki hijyen önlemlerini göz önüne olarak ne yapabiliriz bu konuyla ilgili olarak örneğin ölüm derecesinde zor bir zaman geçirenlerin yanında nasıl bulunabiliriz gibi sorular var ya da isteyen biri varsa eğer işte bir din görevlisinin gelmesini istiyorum birlikte dua etmek istiyorum diyen birilerine acaba nasıl ulaşabiliriz? Bunlar bizi hem kendi konfor alanımızın dışına çıkmaya zorlayan sorular hem de aynı zamanda e, Rab'le karşı karşıya geldiğimizde e, kendi iman derinliğimizi, içsel derinliğimizi, Tanrı'nın bizi neye ne kadar davet ettiğiyle ilgili sorularımızı da ilgilendiren şeyler. Ama bunları konuşmaya başlamadan bunun diğer aksiyon tarafı varsa eğer oraya da gelemiyoruz aynı zamanda. O yüzden de sanırım bu kafa karışıklığımızın da bir parçası biraz Hı -hı. önce söyledim. O zaman aslında birazcık deneysel bir süreç yaşıyoruz da diyebiliriz değil mi? Yani. Sanırım. Yani sanırım. senin dediğin çok önemliydi yani Tanrı ile ilişkimiz kavramsal olarak belki birazcık soyut e, bir değerlendirme gibi yani az Hı -hı. önce konuştuklarımız ama bu değişim aynı zamanda sonuçları itibariyle bazı somut gerçeklikleri de önümüze çıkartıyor. Hı -hı. Daha önce deneyimlemediğimiz gerçeklikler bunlar. Hı -hı. Yani hı hı. en başta söylediğin hani fiziksel değişimler var hayatımızda. Mecburen var aslında. Çoğunlukla tercih etmediğimiz değişimler bunlar. Mesela evet. marketten aldığımız poşetleri küvette yıkamak gibi yani. <laughs> değişiklikler var hayatımızda ama bunlarla birlikte gelen aslında bir paket gibi bazı hı hı. ruhsal olarak yeni dengeler de söz konusu. Evet. Yani mesela güvene bakış açımız değişiyor belki. Çok önemli. Dediğin gibi ilişkilere bakış açımız değişiyor. Belki hı. devlet kavramımız Yönetim kavramımız, otorite kavramımız, bilim, sağlık kavramlarımız aslında baştan aşağı yenileniyor bir anlamda. Tekrar tekrar. Ee, ve tekrar hani bunların içerisinde birazcık güvene odaklanmak istiyorum ben. Tabii. Yani bu kadar tabii. güvensizliğin önümüze konduğu hem, Hı -hı. hem de içimizde yani çok derin bir şekilde hissettiğimiz güvensizliği bir ortamda e, tekrar o güven ilişkisini nasıl sağlayabiliriz toplumsal olarak? Hı -hı. Evet, insan yüreğinin durumunu ne kadar ortaya koyuyor değil mi? E, bu güvenle ilgili evet. düşündüğümüz zaman ve korkuyla çok ilgili e, eğer korku yönetiyorsa onun arkasında mutlaka e, gizlenen bir bilmeme var tanımama tabii bilmemeyle kastettim tanımama bir de güvenmemeyle ile ilgili e, İsa Mesih'in işte benzersiz müjdesini paylaştığımız zaman aslında e, eğer doğasını bilmiyorsa bir kişinin Tanrı'ya güvenemediğini de anlıyoruz aynı zamanda. E, ve korkunun da bunun neredeyse kol kola gezdiği bir başka duygu olduğunu biliyoruz. E, güven duygusunun yokluğunda aslında korkuyla beraber geldiğini biliyoruz. Ama tanıdıkça aynı zamanda duvarlarımızı indirip daha fazla teslim olabiliyoruz, daha fazla sığınabiliyoruz. Ve bununla ilgili önceki deneyimlerimiz varsa eğer bunların üzerine aslında bir e, veri oluşturarak gidiyoruz. Yani Tanrı ile ilişkimiz de o yüzden buna çok benziyor aynı zamanda. Onunla ne kadar deneyimimiz olduysa ya da sözünde kendini açıkladığı şeklinde onu nasıl deneyimlediyse daha fazla teslim olmaya yöneliyoruz. O yüzden güven en anahtar kelimelerden biri burada. Ama senin de işaret ettiğin gibi değişken, hiçbir şekilde mutlak olmayan bir sadakatinden ya da dayanırlılığından söz edemediğimiz değerlere güvenemeyeceğimizin de iyice artık su yüzüne çıktığını fark ediyoruz. O yüzden burada mesela benim dikkatimi çeken noktalardan biri iletişim ve bu iletişimin ne kadar şeffaf ve dürüst, dürüst yapıldığı ile ilgili. Eğer bir iletişim ne kadar şeffafsa ve dürüst olarak yapılıyorsa yani her şey ortaya konuyorsa dille olabildiği kadarıyla ve eylemler de bunu destekliyorsa güvenin çok daha ee, minimumda da yani azamide de olsa sağlanabildiğini fark ediyoruz ve bunu arzuluyoruz aslında işte sağlıkla ilgili verilerden bunu istiyoruz ee, yöneticilerden bunu arzu ediyoruz ve eğer bu sağlanıyorsa oradaki toplumun çok daha rahat işlediğini ve e, bu paranoyanın ya da e, bazen çok aslında neredeyse yersiz insanı paralize eden korkuların olmadığını da görüyoruz. Bu inanç yaşamımız için de öyle. Bir kilise dinamiğinde bunu düşünelim. Ne kadar aslında birbirimizi Tanrı'nın önünde kırılgan görebiliyorsak birbirimize olan güvenimiz de aynı oranda artıyor. Çünkü Rabbin yaşamlarımızda yaptığına ve kilise ailemizde yaptığına tanık oluyoruz. Ve biz bu modelin aslında sen de ben de toplumda da çoğalmasını arzu ediyoruz. Ve böyle bir yaşamı özlüyoruz. Ama bir de şu bildiğimiz bir şey var. Burası nihayetinde e, çürümeye, çökmeye ve yok olmaya mahkum bir dünya. O yüzden e, teolojimizde bu tarafını aslında kötülüğün insan hikayesindeki asla ayrılmaz tarafını, ama Tanrı'nın değişmezliğini, mutlaklığını içeriyorsa buna, e, bunu anlama, buna biraz daha dayanma, göğüs germe, e, fırsatlarını da yakalayabiliyoruz Tanrı ile beraber. Belki de bu anlamda birazcık kendi dayanağımızı, kişisel dayanağımızı sorgulamak için de iyi bir vakit olabilir evet. aslında. Çünkü e, biz her zaman işlerin ne zaman düzeleceğine odaklanıyoruz ama e, işler düzelmeyebilir açıkçası. Yani çünkü ya, bu konuyla ilgili düzelebilir belki. Yani koronayı başka atlatabiliriz. Şey evet. Yani sadece, Aa, sadece şey. sağlıkla ilgili de olmayabilir. Yani beklemediğimiz bir savaşla, ya da ekonomik krizle bir buhranla mücadele ediyor olabiliriz çünkü tabii ki. yani aslında ara ara vurguladığın gibi insanın kendi yarattığı e, şeylerin de bir sonucu bu tabii ee, yüreğimizin durumuyla ilgili yani zaten. hem evet hem yüreğimizin durumuyla ilgili hem de günahın bireysel olduğu kadar toplumsal sonuçları da var kesinlikle e, dünyaya etkileyen ama özellikle sen Hı -hı. konuşurken e, bir dayanak noktasını vurguladın yani hep e, Tanrı ile ilişkimizin nasıl olduğundan ee, onun iyileşmesiyle birlikte yaşadığımız bu sürecin de nasıl iyileşebileceğinden aslında e, bahsettin ama evet. e, ya hayatımda Tanrı yoksa bu süreçte benim? O zaman ne yapacağım? Evet, evet, evet. Ee, bunu aslında zaman zaman sosyal medyada okuyoruz. Şimdi bu soru kendisi biri tarafından soruluyorsa eğer bir onun yokluğundan bahsediyorsa onu referans olarak alması da zor. Aslında mantıki olarak biraz tutarlı bir e, soru olmuyor bununla beraber ama yine de Tanrı'nın benzerliğinde yaratılan insanın yüreğinin çığlığı olarak aslında geliyor ne kadar yatsımaya çalışsa da onun varlığından kaçamayacağımız bir şey çünkü Tanrı yani ruh olduğunu biliyoruz ama biz ne kadar bunu dışarıya itmeye çalışsak da pratik hayatlarımızdaki yani yaşadığımız gerçekliğin içindeki ona olan ihtiyacımızı asla saklayamıyoruz ya da yaşayamıyoruz onu. Yani reddediyorsak bile aslında kabul edilmiş bir varlığı reddediyoruz yani. Kesinlikle. Çünkü red olmayan bir şeyi eğer buysa iddia noktamız. tabi bu bu iddiayı yapan kişiler için bu soru geçerli. Yani bizler için değil. Eğer onun olmadığından söz, söz ediyorsak ya da bunu savunuyorsak ondan bahsedemiyor olmanız lazım aynı zamanda. Yani bunu dile getiriyorsanız zaten bir şeyin varlığını aslında kabul ettiğiniz anlamına geliyor. Ki, bu hani ateizmin çok birinci şeylerinden biri zaten. Hı hı. Ki, ee, ki bunun sonrasında gelen soru. diğer soru da şu oluyor genelde. Eğer ki eğer yani iyi, e, güvenilir, merhametli ve e, esenlik e, vaat eden bir tanrıdan bahsediyorsak zaten bu süreci niye yaşıyoruz sorusu geliyor arkasından. Da. Haklı olarak soruyoruz hı hı. tabii ki. İnsanlığın en, en eski sorularından biri. Ama iyi, güvenilir bir adil Tanrı'dan eğer söz edeceksek eğer... ...bu Tanrı'nın bu sıfatları yansıtabilmesi için... ...dünyadaki bir kötülüğün de zorunluluk olduğunu biliyoruz denklem içinde. O yüzden ahlaki olarak bu soruyu sorduğumuzda aslında... ...bu kategorileri kim belirliyor ve bu da bizi Tanrı'ya götürüyor elbette. Yani bu soruları sorduğumuz zaman Tanrı'nın varlığını tekrar aslında... ...inşa etmiş oluyoruz. Ben az önceki soruna tekrar yani... Ya Yaşamımda Tanrı yok sayı belki biraz daha farklı bir şekilde sorabiliriz diye düşünüyorum. Ya Tanrı'yı tanımıyorsam ben henüz, onun kim olduğunu bilmiyorsam. Sanırım biraz daha bize yardımcı olabilecek bir soru. Ve bu aynı zamanda bir davet, aynı zamanda bir fırsat bunun için. Yani dünyanın en can alıcı sorularından birini sormak için önemli bir zaman. Ya da işte ben bir inançtan söz ediyorsam bu inancımı nasıl tanımlıyorum? Yaratıcı ile ilgili hangi e, tasvirlere sahibim, benim yaşamımda ne kadar rolü var bunun, e, yaratıcı ile olan ilişkimin ya da ne kadarını ben kontrol ediyorum bir e, kazanım gibi neredeyse işte ibadet diyebilirsiniz bunun adına. Bunlarla ilgili bir beklentim var. Ne kadarı Tanrı'nın kendisinin bana aslında e, benden aşkın varlığını gösterdiği bir e, durum. Bu sorular beraberinde gelmesi gerekiyor ve hepsinin aslında şu an çok yüksek sesle bizim vicdanımızda sorulduğunu ben varsaymak istiyorum. Bunun için en aslında önemli dönem. Çünkü bilimin bize yardımı muazzam bu süreçte ama bilimin yaşamımızda cevap cevaplayamayacağı, yardımcı olamayacağı o kadar çok alan var ki. Çünkü o metodun biri sadece gerçeği tanımlamak için ama metafizik dediğimizde yani doğa üstü dediğimiz alanda birçok sorumuz bilim tarafından cevaplanmadı, cevaplanmayacak çünkü onun böyle bir şeyi yok yani işlevi yok. Hı hı. Ee, o bilimselcilik dediğimiz bir şey yani bunu dayatmanın aslında bizleri ve bu soruları biz sorarken e, bu kutsallık iddiasındaki metinlere bakmamız gerekiyor ya da kutsallık iddiasındaki Kişilerin söylemlerine, o söylemlerle yaşamlarının uyuşup uyuşmadığına ve benim buna teslim olup olmayacağıma bakmam gerekiyor. Aslında... Benim için can alıcı sorular neler ve bilhassa ölümü aslında çok ciddi deneyim ettiğimiz ve belki hiç olmadığı kadar yakınımızda hissettiğimiz bu dönemde, ölüm sonrası ile ilgili de birçok soruya cevap vermemiz gerekiyor ama bu tabi bambaşka bir yere götürür sohbeti. Yani aslında bir anlamda kapasitemizi ya fark ettiğimiz ya da abarttığımız bir dönem yaşıyoruz. Çünkü yani, yani aslında iyi oldu yani bu bilimle ilgili tartışmayı ortaya koymam çünkü bir anlamda hı hı. bütün bu sorular az önce senin de zikrettiğin hani Tanrının varlığı, kimliği, hayatımızdaki rolüyle ilgili bazıları için bir anlamda cevaplanmış durumda. Şu an yapılan evet. tartışmalara bakarsak ee, bu anlayışın e, çöktüğünü ve bu soruların artık e, bir anlamının kalmadığını iddia eden bir görüş de var. Çünkü e, dünyada şu an ortaya çıkan sorun ve bunlarla beraber ortaya çıkan diğer semptomlara yalnızca bilimin cevap verebileceğini düşünen bir güruhta, e, bir e, kesim. Tabii. Var. Ama bu zamana kadar böyle olmadı zaten. Yani bilim cevaplamadı, böyle bir iddiası da olmadı. Ve pek çok çok saygın Hristiyan bilim adamının söylemlerinden de bunları hatırlıyorum. Yani işlerinin bu olmadığını söylüyorlar. Yani gerçekliği tanımlamanın yollarından biri sadece metotlarından ve alanı oldukça sınırlı. Aynı zamanda mutlağının değişkenlik gösterdiği bir şey. Yani bir sabiti varsa bilimin yeni bir önermede bu devre dışı kalabiliyor ve güncellenmesi gerekiyor. Ama biz yaşamlarımızı, ruhlarımızı teslim edeceğimiz Tanrı ile olan ilişkimizde çok daha başka bir e, gerçeklik standardına doğru gitmemiz lazım. Ve bu sana göre, bana göre değişiyorsa eğer, bunun dünya nüfusu kadar versiyonu olabilir. O yüzden aslında inandığımızı söylediğimiz şeylerle ilgili bir test, yani bir e, filtreden geçirmek için de önemli bir fırsat. Ben neye inanıyorum? Dinse bunun adı, tabii dinimizle ilgili de sorabiliriz bunları. Ve bu durumda beni taşıyabiliyor mu? Yani sorularımı göğüsleyebiliyor mu? Net cevaplar alamasan bile kendi aşkınlığında bana yardımcı olabiliyor mu? Bunlar çok can alıcı sorular. Orası da çok önemli aslında. Şey evet. söylemek istiyorum. Hani Aslında Hı -hı. çoğunlukla aradığımız şey kavramsal doğrular yanlışlar değil. Aslında içsel huzur temel olarak. Tabii ki. Ve hepimiz bunun ardında gidiyoruz. Ve içsel huzuru ben bir aşıda bir yere kadar yakalayabiliyorum. Çünkü fiziken beni iyileştiriyor. İyi ki var muazzam bir şey ve Tanrı'nın biz genel lütfu altında görüyoruz aslında bilimsel bütün gelişmeleri de insanlığa verdiği ee, ve bu esinle birçok bilim adamının yani Hristiyan bilim adamlarını okudukça aslında tanrısal esinden bilimsel faaliyetlerini, araştırmalarını ilerletmede ne kadar yararlandıklarını okuyabiliyoruz tekrar ve tekrar. Ama hayatımızda o kadar derin ihtiyaçlarımız var ki iç huzuru başta olmak üzere elbette ee, bizim bildiklerimizin kontrol alanımızın dışında sığınma ihtiyacımız var. Kendimizi ne olursa olsun değerli görme, sevildiğimizi bilme, kabul edildiğimizi bilme ve güvende olma ihtiyacımız var. Ve bunu ne kadar aslında bilimden almaya çalışalım ya da diğer insanlarla ilişkilerden almaya çalışalım bunlar çok çok sınırlara sahip şeyler. Ve az önce bahsettiğim aslında insan varoluşundaki en temel ihtiyaçları sonsuz doyurabilecek ve bunu sınırsız insana sunabilecek tanrının kendisi ve biz bunu İsa Mesih'te deneyim ediyoruz. Yani insani e, deneyimlerimizle ilgili hiçbir şey yok ki hiçbir zorluk yok ki ona gelmeyelim. Ya da onun yaşamından bir çıkış noktası bulmayalım. Çok iddialı söylemler bunlar. Sanırım e, süremizin sonuna evet, da yaklaşıyoruz. yaklaşıyoruz. O yüzden e, bu bu iddialı söylemleri söyleyen birinin sözlerini ya ciddiye alıp inanmanız lazım ya da bu bir yalancı ya da deli. Hı -hı. saçması demeniz lazım. Hı -hı. O yüzden ben her zaman yaptığım Hı -hı. gibi yani bunları asıl söyleyenin e, sözlerine bakmak gerekiyor diye bitirmek istiyorum. Hı -hı. Yani İncil'de okuyabilirler İsa'nın, e, insanın her durumuna ilişkin söylediği şeyleri. Hı -hı. Ve orada sığınabilirler. Orada sevildiklerini ne olursa olsun değerli olduklarına, hiçbir şey üretmeseler bile e, sadece işte nefes almaya devam ettikleri sürece aslında Tanrı'nın gözünde değerli ve kabul edilir olduklarını bilmeleri gerekiyor evet. diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum abla. Yani ben teşekkür önemli, önemli başlıklardı bunlar. Aslında belki de bir anlamda bu son bölümü özetecek olsak, var olduğu iddia edilen sınırların ötesine, var olduğu iddia edilen kanıtların ötesine, görünen krizlerin, sorunların biraz ötesine bakabilirsek, hem kendi evet. iç dünyamız için hem de yaşadığımız e, bu sosyal çevre için farklı çözümler olabi, ol, olabileceğini de aslında e, görebileceğiz. Biraz belki o sınırları genişletmek gerekiyor birey olarak. Tabii. E, Hı -hı. Yani bu açtığım başlıklar için ben tekrar çok teşekkür ediyorum sana. Hem de ben paramızı, teşekkür ederim için. çağırdığın için. E, çok e, müteşekkirim. Diliyorum ki e, bizi izleyenler için de e, oldukça hmm. ön açıcı e, bir sohbet oldu bu. E, teşekkür etmek istiyorum bizi izleyen herkese. Satya Türk'te yeni bir soruya daha cevap bulmaya çalıştık. İyi bir cevap vermeye çalıştık daha doğrusu. Umuda ihtiyacımız olan, aslında teşvik edilmeye ihtiyacımız olan bu günlerde biliyoruz ki Rabbimiz İsa Mesih'in bize verdiği lütuf ve onun sağladığı kurtuluş mesajının bu gücü vardır. Bu çözümleri, bu arayışı, cevaplama gücü vardır. Biz bunu aracılık etmeye çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Görüşmek üzere.